Total Enerji istasyonları gün ortasını sunar. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ekotürk'te gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Avva Orakçıoğlu. İstanbul'da çok kıymetli, çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyor. Bir sanatçıya hoş geldin dedi bu aralar. Sanatta 40 küsür yıldır eserler veren, eserleri hem yurt içinde hem yurt dışında önemli koleksiyonlarda, müzelerde yer alan bir isim İbrahim Coşkun. Sanatçının doymadığı, doyamadığı temadan ürettiği eserleri bu aralar İstanbul Taksim Sanat Galerisi'nde. Doyumsuz temayı hemen açalım, Anadolu. İbrahim Coşkun'a ben dün de söyledim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizi ağırlamak burada. Teşekkür ederim. Benim için de aynen. Dün çok tanıştım güzel. Ben direkt sanatçı. Koşa koşa gittim Taksim Sanat Galerisi'ne o şahane eserleri görmek için. Çok büyük bir şans eseri sizinle de buluşmuş olduk dün. Evet. Ama kendisine de söyledim. Burada olmanızın sebebi çok, tabii çok değerli bir sanatçı olmanız ama inanın bir o kadar da Anadolu, biraz Anadolu'yu konuşmak istiyorum dedim ben İbrahim Bey'e. Çünkü gerçekten de üzerinde yazılacak, çizilecek, söylenecek çok şey olan bir coğrafyada yaşıyoruz biz değil mi ya İbrahim Bey? Tabii ki evet. Yani çeşitli kültürlerin, çeşitli medeniyetlerin yaşadığı, iz bıraktığı, binlerce göçtüğü ve günümüzde hala kalıntılarının olduğu güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Belki de dünyanın en güzel coğrafyası. Kesinlikle. Ben tabii biraz sizin Anadolu'nuz nedir diye dün sordum İbrahim Bey'e. Ahucum dedi, ben Anadolu'yu anlatabilsem kitap yazardım, roman yazardım. Aynen. Değil aynen, mi? Yaşar aynen, Kemal o gibi bir üretimi. Ama ben dedi çizebiliyorum dedi. Ancak dedi şöyle arkada güzel eserlerinizi de döndürelim. Ya İbrahim Coşkun, yalnız ben bir Anadolu ressamında... Şimdi birazdan döndürdükçe daha net göreceğiz. Bu kadar çok renk kullanan sanatçı da pek hatırlamıyorum. Bu kadar böyle canlı, capcanlı renkler. Bu biraz da benim doğduğum, hamurumun yorulduğu coğrafya diliminden kaynaklanıyor bence. Ben Dersimliyim ve Dersim'in özel bir doğası var, özgün bir doğası var. Gerçekten... Yani özellikle de sonbaharda, ilkbaharda büyük bir renk cümbüşü var tabiatta. Dağları var, dereleri var, çayları var, yaylaları var. Yani Anadolu'nun içinde diyebilirim ki bir Avusturya ya da bir Tirol ya da bir İsviçre. Yani böyle bir coğrafyada ben doğdum, büyüdüm. Ergenliğim neredeyse geçti ve gerçekten ben o doğuya sevdalıydım. Yani onlar hepsi hafızaya kayıtlı. Ve ben Anadolu'yu çalıştığım zaman, genelde Anadolu'yu çalıştığım zaman tabii bu renkler de ister istemez giriyor tabii işin içine. Tabii. Ondan olabilir ama Anadolu genelden renkli. Rengarenk, yani tabii, mesela tabii ben maviyi çok kullanırım. Yani gerçekten Anadolu'nun çok güzel bir mavisi var. Özellikle de Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Karadeniz çok fazla bölgesi. O temalar var. Şimdi görüyoruz da döndürüyoruz da ama aynen, ben o küçük İbrahim Coşkun'u Dersim'de dolaşırken içinde gizli saklı bir ressam var. Çok merak ediyorum ya, biraz anlatır mısınız? Böyle her yere bakıp böyle fotoğraf çekiyoruz gözler o galiba değil mi? Nasıldı o ilk çocukluk? Yani hikaye çok 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 geniş, çok büyük. Ben dediğim gibi Dersim'in bir dağ köyünde doğdum. Yani doğduğum yerde yani hiçbir şey yoktu belki de. Belki de her şey vardı. İnsanlık için gerekli olan diyeyim ben. Ama beni asıl resme bulaştıran büyük nenemdi. Allah Allah. Evet, evet. Büyük nenem büyük ihtimal Ermeni kökenliydi. Çünkü bana anlattığım masallardan ben onu sezinledim.
Çocuk yaşta bütün ailesi katlediliyor. Hı hı. Ve bu tesadüfen kurtuluyor. Yani yaylada, dağdayken işte her neyse hayvanları otlatırken kurtuluyor ve sonra... Tam tehcir öncesi evet, dönem. Sonra köy bunu saklıyor. Yani öyle bir nenem vardı benim. Evet, evet öyle bir nenem vardı. Yani çok kültürlü bir kadındı. Çok... Yani insanların saygı duyduğu, sevdiği ve yani bir insandı, bir kadındı. Beni çok severdi çünkü yani önce ailesini kaybediyor. Ondan sonra 1938'de Dersim katliamı olduğu zaman biliyorsunuz yani insanların büyük bir kısmı katlediliyor. Bir kısmı sürgüne gönderiliyor ve geri kalan kısmı da ölüme terk ediliyor. Yani şöyle, tarlalar yakılıyor, hayvanlar imha ediliyor, yiyecek hiçbir şey yok. Hı hı. Ve o ortamda benim nenem en küçük oğlunu açlıktan yitiriyor. Of, evet, aman. Yani sütü kesiliyor ve çocuk açlıktan ölüyor. Onun adını veriyor bana. Onun için nenemin bana karşı farklı bir tutkusu vardı. Yani gerçekten her şeyi... Torunu ve evladı evet, gibi. Her şeyiydim, her şeyiydim. Ve nenem... benden istediği bir tek şey vardı. Kendin için, önce insanlık için, bizde öyle derler, önce insanlık için, sonra kendin için, sonra dersin için faydalı bir insan olmak istiyorsan hiçbir zaman eline silah alma, fırça al, kalem al, sanatçı ol demişti ve sanatla dersini bir yerlere taşı demişti. Müthiş, evet. Muazzam. Yani bunu... Daha öte bir evet. şey olamaz yani. Olamaz. Yani arada kurulan aynen, o bağdan sonra. Aynen. Sonra bir olay oldu. Ben 6 yaşlarındayken bizde genelde yazları yaylaya giderler ve insanlar yani yaylaya giden insanlar duşlarını, çamaşırlarını çayda yıkarlar ya da çay kenarında. Öyle bir günde nenem, annem ve diğer kadınlar çamaşırları yıkarlarken ben bir iki çocukla beraber caddede oynuyordum. Bir araba geldi, bir limuzin geldi, önünde bir bayrak var ve bu benim çok zoruma gitti. Kıskandım da biraz herhalde. Gel dedim, gel de göstereyim sana. Hatta daha başka bir laf söyledim. Gel de dedim, sana göstereyim dedim. Nasıl sen burada poz satıyorsun. Evet. Aynen böyle. Kaç yaşındasınız? 6 yaşında. 6 yaşında. Kucağıma birkaç tane taş aldım. Araba o yandan geliyor. Bana yaklaşınca taşları olduğu gibi ön cama yerleşti. Birkaç tane cam aşağı yoruldu. Vurdum cam aşağı yoruldu. Araba durdu. İçinden iki tane polis indi. Ve beni kovalamaya başladılar. Aldılar beni. Bir adamın yanına getirdiler. Çok seveceğim bir insan. Ben tir tir titriyorum, korkuyorum. Elimi tuttu, saçlarımı okşadı. Beni kendine biraz yasladı. Ondan sonra aldı beni. Aradı yani bu çocuk kimle beraber burada. Nenemleri gördü ve Türkçe şeyi dedi. Yani çocuklar dedi tek başına dedi caddeye bırakmayın dedi, tehlikelidir dedi. Yani öyle övücü bir şeyler söyledi. Hı hı. Ve bana da bir kalem ile bir resim defteri verdi. Enteresan. Sen dedi resim yap dedi. Neneden sonra ikinci mesaj. Evet, ikinci mesaj. Şey bir kalemdi yani o zamanlar 3 renkli kalem vardı. Kırmızı, mavi, yeşil. Hı hı. Hatırlıyorum. Evet, evet. Hatırlıyorum. Evet. Neyse aldım ben. Ondan sonra gerçekten resim yapmaya başladım. Yani onun da çok etkisi oldu. Ve yıllar sonra aradan bir herhalde 35 yıl geçtikten sonra Mersin'deyim. O zaman... Türkiye'den çıkma yasağım var. Yani Almanya'dan gelmişim, pasaport alınmış. Artık yurt dışına çıkamazsınız denilmiş bana. Mersin'e yerleşmişim. Mersin'de hem bir galerim var, hem atölyem var. Ve her açılışta ya da arada sırada
bir vali yardımcısı dostumuz vardı, Fahir Bıçaksız. Her açılışta gelirdi ve arada da gelirdi, yanıma uğradı. Çok değerli bir insandı. Bir gün yaşlı bir insanla geldi. Ben yer gösterdim kendisine. Çok seveceğim bir insan. Hatta kendi koltuğumu verdim kendisine, oturttum. Açılış oldu. İnsanlar dağıldıktan sonra şöyle yanıma gelir misin dedi. Gittim yanına. Şey dedi, sen dedi Tunceli misin dedi. Ben dedi Tuncelileri çok severim dedi. Tunceli'de dedi valilik yaptım ben dedi. Öyle deyince böyle bir afalandım. Sana dedi bir hikaye anlatacağım dedi. Kalktı, o çocukluğumda yaşadığı hikayeyi anlattı bana. Tekrar aynı kişiyle karşılaştım. Aynı kişiyle karşılaştım. Gerçekten ve bir insan. Yani Ethem Boysan, şey. Yani Vali Ethem Boysan. Evet. Meşhur, efsane bir Tunceli valisi. Yani Tunceliler onu baba gibi bilir, baba hı-hı. gibi sever. Hatta anarlar ve Tunceli'de bir cadde onun ismiyle anılır. Allah rahmet eylesin. Ve şok oldum. Abi yani üzerimde sıcak sular mı, soğuk sular mı aktı. Sarıldık birbirimize. Ve Fahir Bey dedi, bak beni dedi, sizden bahsedince dedi, yani Tunceli bir hemşeriniz var deyince, ben oğlum dedi, onun sen olduğunu dedi anladım dedi. Ne kadar enteresan. Evet. Ne kadar enteresan. Bir tohum ekmiş sizin içinize. Aynen. Değil mi? Yalnız o değil. Yani devlet büyüklerinin halka karşı olan ilgisi, olan evet. yakınlığı, olan yaklaşımının bir insanı nereden nereye götüreceğini de bir çok kanıt. Önemli bir örneği gerçekten. Evet, çok evet, önemli evet. bir kanıt. Yani evet, benim sanatçı olmamda Vali Ethem Boysan ve nenemin çok şeyi olmuştur. Etkisi olmuştur, çok katkısı olmuştur ama bende de vardır. Aha. Çünkü tabii içinizde tekrar olursa... şöyle söyleyeyim, yani ben değişik bir çocuktum, farklı bir çocuktum, konuşmuyordum, kimseyle ilgilenmiyordum ve bu babamı çok kaygılandırmıştı. Bir gün bir yolculukta babam sordu bana, oğlum dedi, ben dedi çok kaygılanıyorum dedi, sen dedi neden böyle farklısın dedi, ne istiyorsun dedi falan. Babama şunu söyledim, baba dedim, eğer dedim senden önce ölürsem dedim ve ardımda güzel bir iz bırakmamışsam, güzel bir insan olarak iyi bir iz bırakmamışsam dedim, benim ölümü dedim şu tepede ya koyun dedim, hiç olmasa dedim kurtlar, kuşlar yesinler, hiç olmasa ölüm bir işe yarasın dedim. Evet. Yani böyle bir söz söyledim ve gerçekten o zaman nenem öldüğünün hemen... Tabii nenem öldükten sonra büyük bir şok tabii. yaşamıştım. Büyük bir yalnızlık yaşamıştım. Büyük bir travma yaşamıştım. Onun da etkisi vardı. Babama soruyu sorunca öyle demiştim. Evet, yani hep arkanızda sanatçı hep olmak istedim. Arkanızda hep bir iz bırakma aslında kaygınız, isteğiniz, arzunuz olmuş. Tek kavgam o. Evet, evet. Yani tek kavgam o benim. Güzel bir insan olarak, bir sanatçı olarak ardından iz bırakmak. Yani ölümsüzlük için. Tabii. Savaşıyorum biraz da. Yani ismim anılsın. Yani güzel bir insan olarak. Evet. Bu ölümlü dünyada evet, gerçekten evet, evet, sahip evet. olabileceğimiz tek şey bu. Birçok insan aynen, için hoş aynen, bir seda. Aynen. Siz ve sizin gibiler için ama evet. belki 100, belki 1000 yıl sonra yine gelip bakacaklar İbrahim Coşkun'un eserlerine. Ve orada Anadolu'yu bir kez daha görecekler. Ama o binlerce yıllık Anadolu'yu da konuşmak lazım. Tabii. Hiç bitmiyor yani Anadolu değil mi? Acısı da var, tatlısı da var. En eski medeniyetlerin, uygarlıkların kurulduğu yer. Evet. Sizin rüyalarınızda bile var. Anlatır mısınız İbrahim Bey? Evet, yani benim Anadolu'ya olan sevdam, o da çok ilginçtir. Evet. Çocukluğumdan başlıyor ya da benim genlerimle ilgili bir durum. Evet. Çünkü ben binlerce yıldır kendimi hatırladığımdan beri, yani çocuk yaşta, 2 yaşında ya da 3 yaşında düşlerimi hatırladığımdan bugüne kadar düşlerimde hep eski saraylarda, eski bir sarayda, eski bir sarayda geziniyorum. O saray... Hep aynı saray. Hep aynı saray. İlginçtir, hep aynı saray. Aynı heykelcikler, aynı odalar, aynı koridorlar. Ve orada çocukluğumu arıyorum. Annemi arıyorum, babamı arıyorum, oyuncaklarımı arıyorum. Sonra
İlginçtir. En ilginci de çok böyle bronz, altın heykeller görüyorum. Onları seviyorum, onları okşuyorum. Yani bu çocukluğumdan bugüne kadar düşlerime giren bir olay. Tabii ben süreç içinde yani Anadolu'ya olan sevdam, özellikle de Anadolu'nun kültür dokusuna olan sevdam, Anadolu'nun geçmişine, Anadolu'nun da yaşayan medeniyetlerin yaşam tarzına olan ilgim de yoğunlaşınca merak ettim. Acaba dedim benim genlerimde ne var? Yani bundan 3 sene önce gen testimi yaptım. Ne çıktı? İlginçtir. %9 antik Yunan. Antik Yunan. Evet, evet. Yani bu çok. Çok normal bir şey, çok olağan bir şey bu, değil mi? Yani bizim topraklarda. Bizim topraklarda evet, evet, evet. Evet. Ama mutlaka. Ama %90. %9. %90 olmaz. Pardon. Yok, yok, yok. Büyük bir kesim Afrika büyük... zaten, değil mi? Tabii, aynen, aynen, aynen. Afrika değil de Orta Doğu oluyor. Bir kısmı Orta Doğu, küçük bir kısmı Uzak Doğu. Yani aslında bu Anadolu insanı için normal ama antik Yunan olma antik Yunan biraz anormal. O biraz fıra dışı evet, öyle mi? Evet, antik Yunan daha evet, farklı bir evet. şey. Yani genlerimde şey var. Yani kim bilir rüyalarınızda evet, gördüğünüz evet, belki evet, sizin farklı evet, bir yaşantınız, belki de atalarınızın değil mi bir hafıza aktarımı? Yani, bilemeyiz. Ben şöyle sanıyorum. Yani ya da yani herhalde bu dünyada ilk defa yaşamıyorumdur. Ya hayat öyle evet, bir mucize evet, ki evet, artık evet, hiçbir evet, şeye kesinlikle evet, olmaz diyemiyoruz. Şimdi, ya. Ben de inanıyorum. Ben bir olay daha anlatayım. Kızım var benim 16 yaşında. Allah bağışlasın. Evet, 1,5 yaşındayken Berlin'den Bodrum'a, Bodrum'da da mekanım var benim. Bodrum'a gidiyoruz. İzmir'e yaklaşınca çocuk kendi kendine kufala dedi. Başladı kufala, kufala, kufala. Şöyle bir yarım saat sürdü onun. Yani böyle... Şarkı olarak söylüyor. Kufala, kufala. Bir de baktık bir tabela var. Kufala 7 kilometre. Evet. Bu ne? Nasıl bir şey? Yani evet, evet, şey? Evet, evet. Bu nasıl daldınız mı hemen içeri? Kufala'nın geçtik peşinde. Geçtik tabii yani şey yapmadık da ama yani. Bir antik kent miymiş orası? Bir antik kent, evet. Yani bir köy, hala şey olan Kufala isminde bir köy var. Bütün antik Yunan İbrahim Coşkun'da toplanmış. Doğanlar, yok yeni doğanlar ya, böyle. Aslında hepimizde de var. Eminim sizin genlerinizde de yani sizin evet, de kökeninizde. Yani tabii hiçbirimizin evet, kökenine evet, mutlak bir şey diyemiyoruz mutlak ki mutlak bir şey biz, yok yani. Yani evet, hangi insanın evet, kökeni %100 belli bir ırka, belli bir millete ait ki? Ben de bir baktırdım. Bende de Batı Anadolu, Yunan, İtalya çıktı evet, mesela. Aynen, çok bilinç, yani, Güney İtalya. Afrika zaten herkeste %5 var. Ama sizde yansıyor da zaten. Ama bende de yansıyor. Tabii. Çünkü mesela Almanya'da çok az insan benim Türk olduğumu evet, tahmin eder. Genellikle evet, İtalyan ya da Yunan. Almanya'da bir Türk sanatçı olmak nasıl bir şey? Yani siz artık Türkiye'de geçirdiğinizden çok değil mi? Ömrünüzün çoğu, bugüne kadarki ömrünüzün Almanya'da geçti. Hem çok genç yaşlarda gitmişsiniz, arada bir askerlik için dönmüşsünüz. Evet, i̇şte aynen. Bir süre çıkamamışsınız ama sonra tekrar çıkmışsınız. Yani aynen, toplasanız aynen, herhalde Almanya daha artık yukarıda gibi diye ben hesapladım. Çok çok daha yukarıda. Değil mi? Yani şöyle yaklaşık o 6 seneyi saymasak, Türkiye'de kaldığım 6 seneyi saymasak, 47 sene kalmışım Almanya'da. 47 sene, 47, evet. Evet. Kaç yaşındasınız ki zaten İbrahim Coşkun? Çoğunluk Almanya'da. Evet, nasıl bir evet, şey? Almanya'da nasıl gidiyor işler? Almanya'da nasıl gidiyor işler? Almanya'da Türkiye'li sanatçılar için ya da Orta Doğu'lu sanatçılar için çok kolay geçmiyor. Şöyle kolay geçmiyor. Yani tabii ki yani Almanya'da sanat yapmak, Almanya'da sanat eğitimi almak, Almanya'da sanat üretmek çok daha elverişli. Yani Türkiye şartlarından ya da yani bir üçüncü devlet dünya ülkelerinin şartlarından ya da olanaklarından ya da ortamından diyeyim ben çok daha iyi, çok daha güzel. Çünkü ya profesyonelsiniz ya da değilsiniz. Evet.
Yani onu da belirleyen kriterler var. Kriterler var. Tabii. Şöyle yani sanat tarihçileri vardır, sanat kriterleri vardır ve gerçekten sizi onlar belirler. Yani bir akredite sanatçı olduysanız artık siz bir sanatçısınız, siz ulusüstüsünüz muhtemelen zaten değil mi? Uluslarüstüsünüz. Yani ama evet. Yani ama. Oraya geliyoruz. Yani Türk eğer bir Türk geli sanatçısanız, özellikle bir Türk geli sanatçısanız ya da bir Orta Doğu sanatçısanız amatör olduğunuz sürece yani akademik eğitim de görseniz bile kendinizi amatör kategorisinde gördüğünüz sürece inanın bütün kapılar size açık. Satışlarınız da güzel. Birçok kurum galerileri size seve seve kapısını açıyor. Hı hı. Ama hayır, ben de varım. Bu yani ne diyelim? İddialı bu alanda şey. Ben de varım. Evet. Bu alanda ben de varım. Bu benim hakkım ve hakkımı istiyorum. Ben profesyonelim. O zaman inanın çok dur enteresan. Diyorlar. Ama bu sadece sanatçılar için değil. Hayatın her alanı için geçerli. Evet. Yani eğer, tüm göçmenler için. Hangi evet, meslekte evet. olursa olsun. Değil. Avrupalılar için değil. Sadece Orta Doğulular için. Sadece üçüncü dünya ülkeleri diyelim. Hı-hı. Üçüncü dünya ülkelerinden özellikle de çünkü Türkiye'liler orada çok olduğu için Türkiye'den gelenler için amatör olduğun sürece varsın baş göz üstüne. Çünkü biz seni onun için getirdik buraya. Ama bizimle yarışmaya kalkışırsan, hayatın her alanında olursa olsun, orada dur deriz sana. Çünkü sizin böyle bir kültürünüz yok zaten diyorlar. Çok enteresan. Çok enteresan. Ve bu ırkçılık, yani resmen ırkçılık bu. Hı hı. Yani bu ırkçı bir şey. Bir bakış, bir tavır, bir... Bu engelin sonuçlarını nerede görüyorsunuz? Çünkü siz ciddi anlamda koleksiyonerlere de ulaşan bir ressamsınız İbrahim Coşkun. Kendi hayatınızda da bunun izleri var mı? Yoksa siz bir şekilde var aştınız mı orayı? Yani şöyle diyeyim mesela Berlin'de Dünya Evi diye bir kültür merkezi var. Ve orada çeşitli ülkelerin kültürleri sergileniyor. Mesela biz bir müracaatta bulunduk. Türkiye'li bir Türkiye şeyi yapalım diye. Gecesi yapalım. Bu Türkiye gecesi. Tabii onların sergi salonları var, onların konser salonları var, onların söyleşi salonları var, imza şeyleri var. Çok kapsamlı, çok büyük bir alan. Yani orada evet bazı şeyleri, engelleri aşamıyoruz. Bazı kişileri aşamıyorsunuz diyelim. Bazı kişileri. Ve o kişiler de tamamen devlet politikası. Evet. Yukarıdan aşağı uygulanan bir şey bu. Şöyle yani mesela ben İbrahim Coşkun olarak, Türkiye'li İbrahim Coşkun olarak bir müzeye başvurduğum zaman yani kalitemle en üstte bile olsam en alta alırlar beni. Sıralamaya sıra gelir mi bilmiyorum. Siyasette çok daha egemen olmalı o zaman değil mi Almanya'daki Türkler? Onun kanalları açık mı yoksa onun da belli başlı şartları mı var? Belli yerlerde karar verici noktalara ulaşabilmek. Oradaki Türkiye'li siyasetçilerden yani Türkiye'li olarak siyasete atılmadan mı bahsediyorsunuz? Evet, evet. Yani içerideki yani sistemi size, değiştirebilmek adına diyorum. Şunu söyleyeyim size ben. Çok Türkiye'li siyasetçi tanıyorum. Belki de yarısından fazlasını tanıyorum. İnanır mısınız? Onlar siyasete atıldığı zaman Almanlardan daha Almanca oluyor. Çok enteresan. Çok enteresan. Çok enteresan. Yani bu hani bugüne kadar kadınların Almanya, erkek dünyası içinde egemen olması için erkekten daha erkek olma çabası içerisine girmeleri gibi yani üzücü bir durum. Onlar oradaki Türkiyelilerin çıkarı için değil, Alman çıkarları için zaten. Ha, sistem kapılarını o şekilde açıyor diyorsunuz. Onlar da onun farkındalar. Evet. Ama onu da bir şey olarak yani bir maske gibi gösteriyorlar. İşte biz her alanda açıyoruz diye. Özellikle de Türkiye'li hemşerilerimize. Evet. Oysa mesela bir Cem Özdemir. Aha. Yani inanır mısınız? Yani hiçbir Alman çıkarlarını belki de onun kadar savunmuyor. Anladım. Bir örnek olarak diyorsunuz. Evet. Evet. Kısa vadede bunların değişme şansı yok herhalde. Biraz yok. Dünya başka bir yerlere de yok, gidiyor. Yok. Yani oradaki Türkiye'li siyasetçilerin hiçbir etkisi olmaz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin siyaseti, Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrı bir şeyler değiştirebilir. Hı hı. O da Avrupa Birliği'ne girmeyi başarırsa evet, ya da başarırsa diye. O zaman orada üçüncü sınıf değil de
Hiç anladım. Olmazsa belki de. Bir eşit ortak olarak. Aynen, evet. Aynen. İnşallah o günleri de görelim ama zor da zamanlar. Biraz işte Covid sonrası bakıyoruz, duvarlar yukarı doğru kalkıyor. İnsanlar biraz daha içe kapanmacı oluyor. Enteresan da dönemler. Sizin tabii bir yapınız var. Şöyle bir röportajınıza demişsiniz ki iyi sanat yapmanın bedelini çok ağır ödesem de asla kahretmedim. Asla hayıflanmadım. Hep barışık oldum hayatta. Hayatı hep sevdim. Hayata hep bir şeyler katmışsınız. Ve dediğim gibi hani burada bu tema, Anadolu teması en başta ama doğduğunuz topraklara, kendinize, insana duyduğunuz sevgi ve aidiyet çok değerli. Ben İbrahim Coşkun'a bunu da söyledim. Çok zor zamanların içinden geçtiğimize inanıyorum şahsen. Akıl sağlığını korumak için galiba dedim ben. Dün sizinle yaptığım şeyden söyleşiden sonra da onu dedim. Bir şeylere bağlı hissetmek, ait hissetmek ve o sevgi çok önemli. Başka elimizde galiba hiçbir şey kalmadı ve kalmayacak gibi hissediyorum. Ne dersiniz İbrahim Bey? Ya tabii ki ben yani sanat yapmak, sanatın içinde olmak, sanatı algılamak, sanatı yaşamak, özellikle de sanatı üretmek. Tutkuyla bağlı olduğunuz evet, bir alan. Tam muhakkak. Ama insan yani sevgisi. Bana göre şey yani bir insanın, insanı besleyen en güzel kaynak. Onu söyleyeyim. Yani sanat, sanat olay. Özellikle de üretmek. Ben dedim dün İbrahim Bey'e, yazara sormuş, yazar demiş ki yazmasaydım çıldıracaktım. Siz de dedim, vallahi dedi ahu aynı şey benim için de geçerli dediniz değil mi? Benim de çizmem lazım anlatabilmek için evet, derdi mi? Evet, evet. Yani ben Avrupa'ya da zaten sanat yapmak için gittim. Yani burada kalsaydım kesinlikle sanatçı olmazdım. Çünkü ailemin bir kesimi, anne tarafım çok varlıklı, ticaretle uğraşıyorlar. Ben de yetenekli bir çocuklarıydım. Yani ister beni aralarında görmek isterlerdi ve mutlaka beni o yoldan götürmek da ilerleyebilirdim evet, diyorsunuz. Evet, evet, evet. Belli bir yaşa geldim. Yani 15 yaşına geldiğim zaman dedim ya gerçekten iyi bir ticaret adamı olacağım ve kendimi yaşamayacağım, ben olmayacağım ya da kendimi yaşayacağım, ben olacağım. Onun için de sanatı seçmem lazım dedim ve ben aileyi bıraktım, Almanya'ya gittim. Zor zamanlar yaşadım çünkü... Lise diplomam bile yoktu. Yani orada gerçi lise diploması aranmıyor sanat okumak için. Evet gittim. Yani başlangıç biraz zor oldu. Çevreyi tanımam, dil öğrenmem. Ondan o süre bittikten sonra şeylerle arkadaşlık kurmaya başladım. Akademide okuyan gençlerle, yaşıtlarımla ilişki kurmaya başladım. Benim son sınıfta bir arkadaşım şey veriyordu, resim kursu veriyordu. Sen de katıl dedi, sen de dedi arada gel dedi, şeyler resim yap dedi. Belki yani o zamana kadar hiç, pardon, o arkadaşıma ben şey yapmıştım. Onun bitirme tezini çalışıyordu ve bir noktada şey olmuştu. Evet. Durmuştu. Evet yani bir noktaya... Destek oldunuz, yardımcı oldunuz. Takılmıştı. Bir gün çağırdı beni, gel dedi. Sen olsan dedi, şuraya ne yerleştirirsin dedi. Ben dedim, olsam dedim, şuraya şunu, tamam. Şunu koyarım dedim. İkinci gün çağırdı beni. Resim bitmiş ve bana bir sarıldı. Sen dedi, artık resim yapacaksın dedi. Ve ben bir kurs veriyorum dedi, o kursa geleceksin dedi. Tamam dedim. Almanya'da bu şekilde açtı. Serüven böyle başladı. Bey. Aslında şiir yazıyordum, öykü yazıyordum, roman yazıyordum kendimi ifade etmek için. Dil yetersizdi. Doğru dürüst ana dili öğrenmem yok. Türkçeyi doğru dürüst öğrenmemişim. Almanca yok ve tam da bir bunalımdaydım. O aşamada o arkadaşla öyle bir şeyimiz oldu. İlk kapı açıldı. Evet, bir kapı açıldı. Aynen bir kapı açıldı. Sonra ben kursa katıldım. Herkes eski, yani yaklaşık 15 insan var kursta. Eski ustalardan kopyalar yapıyorlar. Ben kopya mopya yapmadım. Özgün resimlerinizi üretmeye başladınız. Her üç kursta da üç tane özgün resim yaptım. Peki. Kendime arkadaşım şok oldu ve o kursu bana bıraktı. İnanamıyorum. Evet, ben o kursu devam ettirdim. Peki. Evet. Yani bir şekilde hayat demek evet, ki, ondan, değil mi? Ondan, yani... Evet, ondan sonra da... İşte dediğim gibi orada akademiler şey aramıyorlar, eğitim aramıyorlar. Bir dosya hazırladım
güzel bir dosya hazırladım. Desen çalıştım, büyük desenler çalıştım. Güzel bir dosya hazırladım. Klasik bir akademide okudum, 4 yıllık. Tabii beni tatmin etmedi. Oradan aldım eğitim. Ben daha deli dolu çalışmak istiyordum. Onlar kurallı bir akademiydi, bir eğitim sistemiydi. Sonra bir çok değerli bir ressamın, bir profesörün Berlin'de Sanat Akademisi'nde öğretim üyeliği yapan bir insanın sergisini izledim ve bu benim dedim. İşte benim çapmak istediğim bu, benim çalışmak istediğim bu, benim bu, renklerim bu. Sonrası ortada İbrahim Coşkun. Sonrası ortada değil. Değil mi? Sonrası, vaktim yok. Öyle mi? Vaktim yani, sınırlı. Ama bu benim biraz da sanat serüvenim. Evet, evet, evet. Çok evet. İyi anlıyorum. Evet. Şey yapabiliriz. Uzatamıyoruz. Yönetmenim abi, kulağımda benim şu an sevgili Gözde. Tamam, o zaman sizin sormak istediğiniz. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Coşkun. Daha konuşacağımız konular var. Sizin yolunuz mutlaka Türkiye'ye düşecek. Belki de bizim yolumuz Bodrum'a düşer. Belli mi olur? Çok yanınıza sevinirim. Röportaj yapmaya sizin geliriz. Sizi seve seve ağırlarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel olur. Sağ olun, var olun İbrahim Coşkun. Anadolu yaşadığı sürece İbrahim Coşkun'un eserleri, ismi yaşasın. Teşekkür ederim. Anadolu hep yaşayacak. Demek ki İbrahim Coşkun'un eserleri. Dilerim biz de yaşarız. İnşallah. Evet, dilerim İnşallah. Biz de yaşarız. Çocuklarımız da yaşar. Gelecek nesiller de yaşar. Anadolu'yu dolu dolu yaşar. Öyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından devam edeceğiz burada sevgili seyirciler. Edecek. Total Enerji istasyonlarının sunduğu gün ortası devam ediyor. Ortasında bugün bir kez daha iklim değişikliğinin sonuçlarını konuşacağız. Biraz tabii şirketler üzerindeki etkilerini konuşmak istiyoruz sevgili seyirciler. Zaten işte bu hafta başladığımız günden beri belki 3. kere, 4. kere ele alıyorum ben gün ortasında. Çünkü herkes harıl harıl harekete geçmiş durumda. Tüm dünyada toplumları, ekosistemleri, ekonomileri etkileyecek bir konu bu. O yüzden de işte bir yandan kanun teklifleri hazırlanıyor. Türkiye'de bir kanun teklifi, bir yasa taslağı hazırlığı içinde olunduğunu biliyoruz. Hatta böyle bir ufak bir böyle Ankara Sanayi Odası'nın sitesinde bir gördük, bir okuma şansı elde ettik. Son noktaya gelmediğini de biliyoruz ama bütün bunlar tartışılıyor. Tartışılmaya da devam edilecek büyük bir ihtimalle. Ancak şunu da biliyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha yasa taslağı geçmedi, yasaya dönüşmedi ama Maliye Bakanlığı'nın bir karbon vergi dairesi kurduğu ya da kurmaya hazırlandığı şeklinde haberler alıyoruz. Anlıyoruz ki bundan böyle karbon ayak izinin maliyeti hepimiz için, hem şirketler için, kuruluşlar için, insan için, birey için bayağı ağır olacak, yüksek olacak. Biraz bu maliyetleri konuşalım. Arda Akın, Akın hoş geldiniz. Hoş bulduk. TMGD'nin CEO'su, TMGD mi diyeyim dedim. Çünkü artık uluslararası bir akreditasyon değil mi? Evet. Kuruluşu olmaya da hak kazanmışsınız. Evet. Almanya'dan, Avrupa evet. Birliği'nden gelen bizzat bir onay var. Evet. Demek ki bundan sonra işte şu karbon vergileri, işte efendim benim karbon emisyonum hangi aralıkta, aman sınırı geçtim mi, ne yapmalıyım sınırı geçmemek için soruların muhatabı Arda Akın. Ve sizin arkanızdan gelecek sizin gibi akreditasyon şirketleri olacak. Doğru mu anladım sizi ben? Gayet net ve doğru bir şekilde anlattınız. Aslında konuya da çok hakim olduğunuz için o yüzden giriş için çok teşekkür ediyorum. Evet, TMGD AŞ olarak aslında artık dünyada 16. uluslararası ve Türkiye'de tek olan bir akreditasyon kuruluşuyuz. Hayatımızın içerisinde son dönemlerde giren karbon emisyonlarının doğrulanması, karbon süreçlerinin belirlenmesi, dekarbonizasyon yol haritalarının ölçülmesi konusunda bir akredite kuruluşuz. Evet, hı hı. Türkiye'de tekiz. Şimdi bir yeşil mutabakat var. Yanlış hatırlamıyorsam 2024 ile 26 arasını bir geçiş dönemi olarak ilan etmişti. Bu geçiş dönemi uzar mı?
uzaması sorayım. Temennimiz. Ama uluslararası yaptırımlarda... Yoksa kim yetişecek yani tabii. 26'ya kadar? Nasıl yetiştirecekler insanlar? Bu ciddi getirilen bazı kısıtlamalar var. Çok radikal değişimlerin, dönüşümlerin gerçekleşmesi gerekiyor şirket içinde. Arda Akın'la bunları tek tek konuşacağız şimdi. Evet. Uzayabilir diyorsunuz. Tabii ki. Velev ki uzamadı. Şu önümüzdeki 3 yılda KOBİ'ler ne yapmalı? Hadi direkt sordum. gerçekten önemli bir geçiş dönemi içerisindeyiz. Aslında Avrupa uzun yıllardan beri bu modellemeleri ve bu sistemi kendi içinde kurdu. Bizim aslında karbon vergisi veya karbon sistemi dedim, sistemin genel çatısı emisyon ticaret sistemi olarak geçiyor. Emisyon, biraz açalım. Evet, emisyon ticaret sistemi nedir? Emisyon ticaret sistemi aslında birinci başlık, gerçekten o karbon salınımları ilgili değerlerin ölçüldüğünde şirketlerin bu karbon salınımlarının üzerinde kaldığı değerlerde ödemesi gereken vergi sistemi. İkinci alt başlık, gerçekten bu karbon emisyonlarının ticaret borsası, biraz önce bahsettiğiniz alım-satım işlemleri. Üçüncü başlık da mahsuplaşmaları. Bu ne demek oluyor? Yani artık dünya sisteminde biz, Paris İklim Anlaşması bize diyor ki, artık doğayı ne kadar kirletiyorsan o kadar vergi ödeyeceksin, o kadar katkıda bulunacaksın. Evet. Bunların ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Bu ölçüme, değerlendirme sektörel bazda başlandı. Diyor ki siz yıllık bir karbon emisyonu salgılıyorsunuz. Biz Avrupa standartlarında Paris İklim Anlaşması ile beraber bu kotaları belirledik. Demir çelik sektörü için 3 birim belirledik. Evet. Bu 3 birim karbon emisyonuna ulaşamazsanız veya bunun üzerinde kalırsanız sizden vergi alırız diyoruz. Aslında işin temel prensipleri bu. Evet. Her şirketin kendine ait bir kotası mı olacak Arda Her Bey? Sektörün bir kotası Sektör. Olacak. Yıllık bir karbon salınım kotanız olacak. Bu karbon salınım kotasının üstünde kalırsanız vergilendirmeye tabi tutacaksınız. Bu vergilendirme sistemi aslında çok karışık bilgiler içeriyor. İnsanların kafası bazı noktalarda karıştırılabiliyor. Bunu aslında açmak gerekiyor. Ne demek bu? İşte birçok sektörde birçok kuruluş diyor ki ya ben ihracat yapıyorum. Demir çelik sektöründe, çimento sektöründeyim. Tabii çok daha fazla karbon emisyonu karbon var mesela. Karbon salınım çok yüksek. Avrupa'nın belirlediği hedef 5 birim. Benim 8 birim çıkıyor. Ben bununla ilgili nasıl bir yaptırım uygulamam gerekiyor? Nelere tabi olacağım dediğinde Avrupa diyor ki her ülke kendi emisyon ticaret sistemini kurmakla mükelleftir. Kendi emisyon ticaret sisteminizi, kendi vergilendirme sisteminizi, kendi iç dinamiklerinizi kurduğunuzda Avrupa diyor ki evet ben de aynı standartlara geldiysen, aynı denetimleri yapıyorsan, aynı akredite kuruluşlardan doğrulama yapıyorsan biz senin emisyon ticaret sistemindeki verginin içeride kalmasına izin veriyoruz diyor. Bu ne demek? Almanya'da şu anda o emisyon ticaret sistemi kurulu Avrupa'da. Evet. Orada karbon vergisi şu anda 100-120 eurolarda. Diyor ki Türkiye sen kendi emisyon ticaret sistemini kurduğunda ihracat yaparken bu sistem varsa o sınırda karbon mekanizmasının üstünde kalan her birim için kendin bu vergiyi al diyor. Örnek veriyorum Türkiye'de biz 2026 senesinde bir geçiş dönemi içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 dedi ama inşallah yetişir temennimiz o yönde. 2026 senesine kadar ben bakanlıklarımızın ve kamu kuruluşlarımızın bu sistemi kuracağını düşünüyorum. Kurduğunda Türkiye diyecek ki benim kendi emisyon ticaret sistemimde karbon bölü ton 70 euro. Evet. Biz demir çimento veya demir çelik ihracatı yapıyoruz. 3 birimlik bir sistem olması gereken noktada 6 birimiz. 3 birimlik bir karbon vergisi ödememiz gerekiyor. Evet, doğru fazlamız mu? Var. Karbon fazlamız var. Bununla alakalı diyelim. Olarak da biz bir vergiye tabi tutacağız. İşte biz bu birimi kendi sistemimizdeki euro ile çarpıyoruz. Bir vergi sistemine tabi oluruz. Peki biz bunu Avrupa'ya gönderdiğimizde Avrupa'da 120 euro olan sistem bizde 70 euroysa bu aradaki denge makas nasıl kurulacak diye bir soru geldiğinde de şöyle olacak. Biz A şirket olarak, Arda Akın olarak ihracat yaptığımızda bizim karbon salınımımızda 3 birim fazlamız var. 70 euro vergi ödedik 3 birim ama Almanya'daki ithalatı yapacak olan firma 150 eurodan karbon vergisi ödüyor. Otomatikman malı bizden aldığında dolaylı emisyon artacağından dolayı otomatikman bizi tercih etmeyecek. Diyecek ki 2 birim olan ya da karbonu nötr olan kişiden ben bu malı alacağım diyecek. Tabii. İşte Türkiye'deki ihracatın, Türkiye'deki sanayicilerin, kamunun ve özel sektörün en fazla dikkat etmesi gereken ya nokta zaten bu. Zaten ciddi bir sıkıntı da
Yani bu karbon emisyonunu düşürmek için siz bir danışman kuruluş olarak mutlaka hali hazırda mevcut şeyler başladı değil mi? Sizden tabii danışmanlık almak isteyen çok büyük kuruluşlar var herhalde var değil mi? Türkiye'de kamu ve özel yani sektörde. Bana, bize bir yol haritası çıkar diyorlar size. Şöyle söyleyeyim. Ya ne yapmalıyız? Gel bir bizi bir teftiş et mi diyor? Ne tespit, diyor? Ne yapıyor? Ölçümleri, verilerimizi analiz et diyor. Bunların uluslararası bir akreditasyon kuruluşu olduğumuz için o standartların soru kitleri ve analizleri var. Tamam. Biz şirketlerin işte hepimizin duyduğu kurumsal karbon ek izi, ürün karbon ek izi, su ek izini hesaplıyoruz ve doğruluyoruz. Diyoruz ki 2026 senesinde vergilendirme sistemine girerseniz sizin 300 birim fazlanız var. Hı-hı. Tamam, bu 300 birim fazla ile ilgili ne yapmamız gerekiyor? Bir yol haritası, analiz yapmamız yani gerekiyor. Yani radikal değişikliklere gitmezseniz fazla vergi ödeyecek, belki müşteri tarafından da büyük ihtimalle tercih etmeyecek bir şirkete dönüşme riskiniz yüksek diyorsunuz. Kesinlikle çok doğru bir konu. Burada biz onlara analiz yapıyoruz. Bu analizi yaptıktan sonra onların dekarbonizasyon yol haritasını belirliyoruz. Bu ne demek? İşte örnek veriyorum, İç Anadolu'da bir fabrika yıllardan beri ihracat yapıyor, piston üretiyor. Bununla alakalı olarak da evet, Avrupa'dan bir tebligat gelmiş. Demiş ki kardeşim senin karbon ayak izin 600 birim, bunu 200'e düşür. Bununla ilgili olarak ne yapacağını bilmediğinden dolayı bir analizi yaptıktan sonra bir yol haritası belirliyoruz. Hı hı. Biz buna sahiplik mühendisi diyoruz. Evet. Yani kişinin enerji kaynaklarını, kişinin atıklarını, kişinin çevreye olan etkisini, kişinin kendi gelecekle ilgili ham madde kaynaklarını araştırıyoruz. Onun kademeli bir şekilde hedeflenen karbon emisyonuna gelmesini sağlıyoruz. Hmm. Ama buradaki önemli olan konu ne? Finans. İşte bütün sorun bu zaten. Yani hiçbirimiz karbon emisyon hacmimizi daraltmak istiyoruz hepimiz. Hiçbirimiz dünyayı kirleten şirket olmak istemiyoruz. Kesinlikle. İyi de bu değişimi dönüşümü nasıl yaratacağız? Onun finansmanını nasıl sağlayacağız? Bu konuda bakın, bir danışmanlık var mı Arda Akın Bey? Var. Zaten bizim TMGD olarak en önemli özelliğimiz bütün besin zincirlerini, bütün sistemi birbirine bağlayıp anahtar teslim çözümleri üretmek. Biz bir mühendislik firmasıyız. Türkiye'de genel merkezimiz 13 bölge, 150'nin üstünde de mühendis çalıştırıyoruz. Hı hı. Buradaki önemli olan konu şu, dünyada 135 trilyon dolar bir fon var. Yeşile ve yeşil dönüşüme aktarılması beklenen. Hı hı. Maalesef en az kaynakları kullanan ülkelerden biri biziz. Neden? Neden? Çünkü oraya nasıl ulaşacağımızı mı bilmiyoruz o fonlara? Evet, yani aslında gündelik yaşam, ekonomik sıkıntılar ve hayatın devam eden kafamızı süreçlerinde kaldırıp bir yeni dünyaya bakmamızı mı engelliyor? Maalesef Türk toplumu olarak son dakikayı bekleyen bir, hani bir rakip firma yapsın ya da birileri başlasın da biz de bir şekilde başlarız ya da bu kadar sıkıntının içerisinde bize bu yaptırımlar gelemez, nasıl olsa ertelenir zihniyeti olduğundan dolayı maalesef bu kaynaklardan ya da uluslararası kadar fona ulaşamayacağını mı düşünüyor mesela mevcut kriterlerle? Kesinlikle o da var. O da aslında etkenlerden biri. Burada önemli olan konu nedir o kriterler o zaman? Kriterler şu, bir kere bir artık örnek vermek gerekirse işte gündemimizde bir deprem var ve çok büyük bir deprem acısıyla karşılaştık ve kentsel dönüşüm olarak bir aksiyon planı hazırlamak zorundayız. Artık dünya diyor ki önceki sistemlerde biz inşaatı, biz arsa, beton veya iç dinamiklerle maliyetlendirdiğimizde uygun bir finansman kredi paketine başvuruyorduk bankalara. Diyorduk ki buranın arsa payı bu, karlılık bu kadar, bununla alakalı olarak bana bir kredi, uzun vadeli ve uygun kredi verir misin diyorduk. Ne yapıyordu? Bu da otomatikman son kullanıcıya kadar yansıyordu. Bizim bu ekonomik kentsel dönüşümü sağlayabilmemiz için para ihtiyacımız var. Artık dünyadaki fonlar diyor ki senin tek başına bu inşaatı en kaliteli betondan, en iyi camdan, en iyi kiremitten, otoparklı, havuzlu yapmanın bizim için çok fazla bir önemi yok. Sen artık o inşaat yapılırken enerji kaynaklarını nasıl kullanıyorsun? Atıklarını nasıl kullanıyorsun? O bölgedeki doğaya, o bölgedeki çevreye, topluma nasıl katkıların var? Bana bunu anlat diyor. Eğer biz bunu o uygun dille anlatabilirsek, onlara o uygun dosyaları hazırlayabilirsek kaynaklar çok basit konuluyor. Yani sanayiciler değil, müteahhitler de üzerine alınabilirler artık. Kesinlikle, diyorsunuz. Bu karbon emisyonu konusu onları da ilgilendiriyor. Şöyle söyleyeyim size Ava Hanım, Türkiye'de bir zorunlu sektörlerimiz var bu karbon emisyonuyla alakalı olarak. İşte çimento, demir çelik, alüminyum, enerji, gübre ve hidrojen. Evet. Bunu, en çok karbon salınımı olan sektörleri sektörler, sıraladınız. Bu sektörlerin şu anda yaklaşık olarak 4 yıldan beri karbon emisyonları ölçülüyor, doğrulanıyor ve arşivleniyor. Avrupa Birliği'nin kriterlerinde de yaptırımlar ve süreçler uygulanmaya başlanacak.
İlerleyen dönemlerde tekstil, gıda ve kimya giriyor. Her geçen gün aslında bu sektörler artmaya başladı. Burada eğer biz kamusal anlamda, burada biz sektörlerin tek başına yapabileceği bir döngü yok. Dediğiniz çok doğru. İşte Konya'da Ahmet Efendi tek başına uluslararası bir fondan gidip bir proje üretmesi çok kolay değil. Dünya da zaten bunu istemiyor. Dünya diyor ki sen de döngüsel ekonomide bir sanayi bölgesinde, bir üretim şehrinde Arda'nın atığından geri dönüştürerek Mehmet beslensin. Hı. Mehmet'in enerji kaynakları bütün organizeye sahip çıksın. Bütün organizenin ham maddesi birbirinin içerisinde tekrar kullanılabilir hale gelsin istiyor. Anladım. Çünkü ancak bu şekilde zaten hedeflenen karbon emisyonu. Mesela üretimde ciddi bir karbon çıktığımız var. Evet. Sıkıntımız var. Ama biz gittik işte efendim kocaman bir alanı ağaçlandırdık. Böyle mahsuplaşma falan olabilecek mi? Olacak. Olacak. Aklıma şimdi geldi. Gerçekten hani bu konuda ne kadar profesyonel ve konuya hakim olduğunu tekrar teşekkür ediyorum. Aklıma geldi. Biraz önce bahsettiğimiz konuya geri dönmek gerekirse aslında bunun temeli emisyon ticaret sistemi. Çünkü dünyada ne yaparsa yapsın sıfırlanamayacak sektörler var. Rafineriler var. Petrokimya sektörleri var. İşte dünyada diyor ki sen bu vergilendirme sisteminde 120-150 Euro'lardan çok ciddi vergiler ödeyeceğine dünyayı bu kadar yeşillendir diyor. Dünyanın belirli noktalarında, belirli oranlarda, açık ve kapalı devrelerde o yeşillendirmelerin lisanslanma ve doğrulamalarını yap. Nasıl ki sen 300 birim karbon emisyonu fazlan varsa, evet, orman diktiğinde de o kadar karbonu tutuyorsan ben sana bu mahsuplaşma hakkını vereceğim. Güzel. İkinci Türkiye'deki yasa taslağına giriyor mu bu? Giriyor. Bunların hepsi genel çerçevelerde var ama dediğim gibi uygulamanın ilerleyen süreçlerde değişeceği ve revizyon olacağından dolayı temel prensiplerin hepsi var. Hı-hı. Ama kamusal anlamda bir de onunla beraber bir Türkiye'nin genel kendi hedefi var. Yani evet, biz hep sektörleri konuşuyoruz. Tabii. Ama bir de ülke kotası var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, ülkenin bir kotası var. Orada da kamu devreye giriyor. Kamunun da yapmış olduğu ihaleler, tabii, kamunun da yapmış olduğu, kullanmış olduğu malzemeler, süreçler. Kamu hala en büyük aktör herhalde tabii, ekonomide tabii, Türkiye'de. Kamunun bir dönüp bakması lazım öncelikle bir yaptıklarına. Şu çok hızlı, evet, vaktim daralıyor da tabii sizinle ki daha belli bu konuları konuşacağız Arda Bey. İnşallah. Şu karbon emisyon kotalarının trade'i var ya, alım satımları. Evet. Bununla ilgili anladığım kadarıyla bizim yasa taslağında bir borsa bile kurulmuş. Bir SPK orada bir şey kuruluş olarak, çünkü muhatap kuruluş, evet, olarak görünüyor. Ya bunu biraz açın bize. Çok distopik geliyor bana bu işler. Ne olacak orada? O trade'ler nasıl yapılacak? İşte ben az kullanıyorum, çok kullanana mı hakkımı vereceğim? Ne olacak? Yani enteresan. Buradan girmiş olması çok tartışıldı konuya. Türk Devleti'nin. Bilmiyorum, herkes buradan mı giriyor? Aslında dediğim gibi Türk Devleti'nin bireysel anlamda vermiş olduğu bir tek başına karar değil. Bu bir modelleme. Tamam. Bu biz modelleme, bu modellemenin en yerine başında ilk çerçeveyi belirledik. Emisyon ticaret sistemi. Başlıkların içinde vergilendirme var. Başlıkların içinde karbon alım satımı var. Mahsuplaşma var. Karbon alım satımı da bu bacaklardan bir tanesi. Ne demek? Ne demek? Ben üreticiyim, sanayiciyim. Benim bir karbon emisyonum var. Ben de Arda Akın'ım, benim 500 dönüm bir yeşil arazim var. Hı hı. Nasıl ki karbona ihtiyacı olan firmalar, mahsuplaşma ihtiyacı olan varsa, elinde lisanslandırılmış karbon salınımı olmayan doğal alanı olan insanlar da olacak. Hı. İşte gönüllülük piyasasında diyorlar ki sen 150 Euro'dan bu karbon vergisini ödeme, benim yutak alanlarım var. Ben bu yutak alanları ölçtüm. Bizim gibi uluslararası akrediten firmalarına dedik ki bu kadar ağaç, bu kadar salınım, benim de elimde bu kadar oksijen var. Hani basit tabirle anlatmak gerekirse. Hı hı. Diyorlar ki sen bunu lisanslandırdığında bunu gönüllü piyasalarda satabilirsin diyorlar. Oralarda 150-160 Euro'larda bir fiyat ödeyeceğinize 10 Euro, 20 Euro bandında sektörel anlamda farklılıklar gösterebilir, alım satım yapabiliyorsunuz. Bu işler ne zaman başlayacak? Hedef 2026. Aslında Avrupa ve dünya başladı. Ne zaman yasalaşacak Türkiye'deki şu tartışılan iş? Çok kısa sürede başlamak zorundayız. Neden? Ne zaman? 2024'ün? 2020 Ekim ayında, hedef Ekim ayında. Gelecek ay. Evet, gelecek ay netleşmesi ve çerçevelerin belirlenmesi meclise gerekiyor. Evet, son önce hali komisyona geldi. Önce komisyona, sonra genel kurula, Kasım Aralık gibi gelecek o zaman. Gelecek ama zaten aslında onun gelmesi bizim sanayicimizi ve ihracatçımızı savunuyor. Çünkü neden? Eğer biz bu emisyon ticaret sistemini kendi sistemimizde kuramazsak, ihracat yapan firmalar otomatikman o fazlalıkları için Avrupa'daki fiyatlardan
ciddi bir rekabet vergi ödeyecekler. Güçlerini iyice kaybedecekler. Burada önemli olan, kanalize olmamız gereken nokta yeşil finansmanı Türkiye'ye getirebilmek. Burada evet. çok büyük bir boşluk var. Burada biz kamuyla beraber ortak iştiraklerle işler yapıyoruz. Özel sektörle, bunların paydaşlarıyla bir takım bilinçlendirme seminerleri, çalıştaylar yapıyoruz. Biz burada önemli olan şu, yeşil finansmanın akıl rehberini yazmamız gerekiyor. Yani bir Ahmet Efendi tek başına o soru kitlerini cevaplayarak o finansmana nasıl ulaşabilir? Evet. Onun korkmadan bunu nasıl avantajlarla getirebilir? Ben 2026 senesinden sonra kendi şahsım adına Türkiye'nin bu yeşil dönüşümden en karlı çıkacak ülkelerden biri olduğunu Neden? Düşünüyorum. Neden? Çünkü Türkiye bir kere rakiplerine göre lojistik anlamında Avrupa'ya çok daha yakın. Hindistan ve Çin'e göre. Anladım. En azından oradan bir şeyimiz var. Üretim maliyetlerinde, karbon emisyonlarında bir tek bunu üretimden salınan karbon olarak düşünmeyin. Lojistik de bir karbon emisyonu. Doğru. Çalışanların da bir karbon emisyonu var. Çevrenin de bir karbon emisyonu Yakınlığın bir avantajı olacak Kesinlikle. Türkiye'nin. Bu Kesinlikle. Yeşil finansmanın faizleri genelde hangi aralıkta? Şöyle söyleyeyim, 3.75, 2, 4 projeye göre değişiyor aslında. Yani o günkü ihtiyaçlara göre, yapılacak olan projeye göre değişiyor. Mesela bizim Türkiye'de bir Kaz Dağları'nda bir projemiz var. Tamamen projenin başlangıç etabından geldiği, evrildiği nokta tamamen ağaçtan, kendi enerjisini kendi üretebilen, döngüsel ekonomiye ve etrafındaki etki yatırımlarına odaklı bir proje haline geldi. Başladığımız noktadaki maliyetler 3 katına çıktı. Ama uluslararası finans kuruluşları bu projeyi fonlamak ve modellemek için şu anda sıraya giriyorlar. Bunu düzgün bir dille anlatabilirsek bu bizim tekstil için de geçerli, sanayicimiz için de geçerli, bütün sektörlere Peki, geçerli. Ama dünyanın her yerinden şirketler buna asılmak isteyeceği için yine de havuzun çok da kaynakların sınırsız olmadığının bilincinde olmak gerekiyor. Siz de TMG'de olarak bu konuda da yani finansmana ulaşım konusunda da aracılık ve rehberlik yapıyorsunuz. Önceliğimiz zaten doğrulama. Dediğim gibi dünyada tamam. 16 Türk'üz. Doğruladık. Gerekli müdahale yaptık ve finansmanı oluşturduk. İşimiz tamam. bu. Arda Akın, daha konuşacağız. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Dileriz bu yayını tekrar tekrar izleyin. Bakın ama TMG'de bu işin ilk akreditasyon şirketi oldunuz değil mi? Evet, yanlış bir ifadede bulunmuyorum. Bu önemli bir şey. Çatınız altında da çoktan sizden rehberlik alan bayağı büyük kuruluşlar var. Kamu kuruluşları da dahil olmak üzere. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yeni başladık. Hep beraber güzel bir yol olacak yani inşallah. Yani episod 1 arkası gelecek. İnşallah. Çok hep teşekkür beraber. Ediyorum. Burada da noktalıyoruz Arda Akın'la birlikte. Gün ortasını görüşmek dileğiyle sevgili seyirciler. Hoşçakalın. Enerji istasyonları gün ortasını sundu.